Bu görselde de ağır abdominal 3. dalı olan arteria mezenterica inferior'a bakacağız. Arteria mezenterica inferior'un 3 dalı bulunmakta. Bunlardan biri arteria colica sinistra adını verdiğimiz dal. Büyük oranda kolon descendensin beslenmesini ve bir miktarda kolon transversumun özellikle sol 3'te birlik bölümünün beslenmesini sağlayacak. Bir diğer dal arteria sigmoide isimli dalımız. Bu da kolon sigmoideumun beslenmesini sağlayacak. 3. ve son dalı ise arteria rectalis superior. Arteria rectalis superior rektumun 3'te birlik üst bölümünün beslenmesini sağlayacak. Şimdi rektum ve kanal sanayisinin beslenmesine bakacak olursak aslında bununla ilgili başka bir video daha bulunmakta. Ona da bakabilirsiniz tekrardan. Ve portal sistemde bu bölgenin drenajına da bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü arterler ile venler birbirlerine eşlik edecekler. Kaynaklandığı yerler, arterlerin kaynaklandığı yerler ve venlerin direni olduğu yerler son derece önemli. Şimdi bakacak olursak aort abdominalis'i gördük. Aort abdominalis'in 3 tane dalının olduğunu bahsetmiştik. Bu üçün bu üç daldan üçüncüsü ön taraftaki dallardan bahsediyoruz. Çünkü aort abdominalis'in birçok dalı bulunacak. Bizim şu anki konumuz aort abdominalis'in ön tarafındaki dallar. Bu ön tarafında bulunan üç daldan üçüncüsüne arteria mesenteric inferior adını vereceğiz. Arteria mesenteric inferiorun da kendisine ait 3 farklı dal olduğunu söylemiştik. Bu dallardan üçüncüsünün arteri rektal süperi olduğunu ifade etmiştik. Bir diğer arterimiz ise bu bölgede bulunan arteri iliaka komünis isimli arter. Bu da yine aorta abdominalisin terminal dallarından biriydi. Daha doğrusu şöyle aorta abdominalis aşağıya doğru bir furkasyon hizasına doğru ikiye ayrılacak iki terminal dalı ayrılacaktı. Bunlara arteri iliaka komünis adını verecek. Ve arteri iliaka komünisin bakınız komünis ifadesi varsa ya ikiye ayrılacaktı ya iki şey gelip burada birleşecektir diye söylemiştik daha önceki videolarımızda da. İki dalı bulunacak arteri iliaka komünis Isim. Bunlardan bir arter iliaka interna, bir diğeri ise arter iliaka externa. Arter iliaka interna'yı göreceğiz. Bunun bir dalı arteri rektalis media olarak karşımıza çıkacak. Yine arter iliaka interna'nın devamı şeklinde bir arter. Arter pudenta interna olarak yer alacak. Arter pudenta interna'dan da arter rektalis inferior çıkacak. Bir başka görselde bu yapılara bakacak olursak bakın şurası bir su hizası. Bunun üst tarafında aorta abdominalis yer alacak. Aorta abdominalis'in ön dallarından üçüncüsünü görebileceğiz şu an. Arteriyel mezenterika inferior. Biz bu görsele arka taraftan bakıyoruz. Bakınız şu bölümde arteriyel mezenterika inferior görebilmekteyiz. Bunun dallarından üçüncüsü şu seviyelerde bulunacak. Arteriyel rektal süperior olarak ifade edeceğiz. Aorta abdominalisin terminal dallarından bahsettik. Arter iliaka komünis olarak ifade ettik. Arter iliaka komünis de daha sonra iki dala ayrılacak. Bunlardan biri Arteria iliaca interna. Bakınız şu bölümde gördüğümüz arteria iliaca interna. Şurası ise arteria iliaca externa. Arka taraftan baktığımız için kafanız karışmasın lütfen. Arteria iliaca'nın bir dalı, arteria rectalis media olarak karşımıza çıkacak. Arteria iliaca'nın devamı ise arteria pudenda interna olarak görebildiğimiz şu damar arkadaşlar. Arteria pudenta interna'dan da arteria rectalis inferior çıkacak. Bakın şu seviyede arteria rectalis inferior çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla rektum ve kanal sanalisin beslenmesini sağlayan 3 farklı arter bulunacak. Bunlardan ilki arteria rectalis superior, arteria mezenterica inferior'un dalı. İkincisi arteria rectalis media, arteria iliaca interna'nın dalı. Üçüncüsü ise arteria rectalis inferior, arteria iliaca interna'nın Arteria Pudenta isimli dalının dalı olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla her üç arterin de rektum ve kanal beslenmesini sağlayan bu yapıların da farklı yerlerden köken aldığını kavramış olduk. Bir başka slide'da kolonun beslenmesine bakalım. Biz şu ana kadar ne gördük? Artoabdominalis'in abdominalisin ön dallarını gördük. Trunkus çölyakus, arteri mezenterika superior ve arteri mezenterika inferior. Ve bu ön dalların beslediği bölümleri gördük. İşte trunkus çölyakus şu yapıları besliyor arteri mezenterika superior şu yapıları ve arteri mezenterika inferior ise şu yapıları besliyor diye ifade ettik. Burada ise ayrı ayrı değil de belli bir yapının yani kolun beslenmesine bakacağız. İlk olarak arteria kolika medyayı görebilmekteyiz veya şöyle ifade edelim. Arteria mezenterika superior'dan bahsedelim. Arteria mezenterika superior'un birçok dalı olduğunu söylemiştik. Bunlardan biri arteria iliokolika. Bakın şu seviyede bulunan. Bir diğeri arterekolika dextra. Bir diğeri ise arterekolika media olarak karşımıza çıkacak. Yine artere mezenterika inferiordan bahsederken arterekolika sinistranın olduğunu söylemiştik ve artere sigmoide ismi dallarının olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla çekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens ve Kolon sigmoide beslenmesini gördük. Ve bu bölümde bir de rektum yer alacak. rektumu göreceğiz. Rektumun bir bölümünün Arteria mezenterica inferior'dan gelen Arteria rektal superior tarafından beslendiğini ifade etmiş olduk 1-2 slide kadar önce. Burada görebileceğimiz bir diğer yapılar ise bu damarların, bu damarların anastomoz yapmasıyla birlikte karşımıza çıkan bağırsaklara paralellik gösteren damarlar. Bunlara Arteria marginalis coli adını vermekteyiz. Arteria marginalis coli bu damarların kendi arasında anastomoz yapmasıyla oluşan ve kolona paralellik gösteren damarlar. Bu arteria marginalis kolilerden çıkan ve kolona dik açılarla ilerleyen damarlara ise vaza recta adını vermekteyiz. Bir başka görselde bakınız arteria mezenterika superior'u görüyoruz. Yine bu artere mezenterika superior'dan çıkan bazı damarların ince bağırsakları beslediğini ifade etmiştik. Bazı damarlar ise kalın bağırsakların kolonun beslenmesini sağlayacak diye söylemiştik, vurgulamıştık. Bakın, şurada artere marginalis coli yapılarını görmekteyiz. Hemen yan tarafındaki görselde ise artere mezenterika inferior ve bundan çıkan damarların kolon transversumun 1 bölü 3 son kısmının, kolon descendens'in, kolon sigmoidomun ve rektumun üst bölümünün beslenmesini sağlıyor diye ifade etmiştik. Artere marginalis kollerden dik açılarla bağırsaklara giden damarlara ise Vazarek adını vermekteyiz. Görselde bir başka klinik tablo görüyoruz. Dikkat ederseniz burada bağırsakların olması gerekenden daha büyük yapıda olduğu bir durum karşımıza çıkmış. Burada invaginasyon dediğimiz iç içe geçmiş veya teleskop görünümü şeklinde dediğimiz bir klinik durum karşımızda. Bakınız sol üst taraftaki görselde normalde şu şekilde olması gerekirken adeta bir teleskop gibi iç içe geçmesi sonucu invaginasyon dediğimiz klinik tabloyla karşılaşabilmekteyiz. Radyolojik görüntülerden bir anjiyografide bu yapılara bakacak olursak anjiyografik bir görüntü damar içerisinde radyopak madde vermişiz. Şu bölümde turunkus çölyakusu görebilmekteyiz. Turunkus çölyakusun hatırlarsanız sol tarafına doğru bir miktar kıvrıntılı olan damar yapısına arterya planik adını vermekteyiz diye ifade etmiştik. Sağ tarafına doğru giden damara ise arter hepatica communis adını veriyoruz. Bir diğer arterimiz ise şu şekilde devam edecek. Buna ise arteria gastrica sinistra adını vermekteyiz. Bu normal bir bireyde anjiyografide damar yapılarının görünmesi olarak karşımıza çıkacak. Arteri hepatika komünisten sonra ikiye ayrıldığını bu damarın ikiye ayrıldığını söylemiştik. Arterihepatika hepatika propria yukarı doğru giden karaciğer ve safra kesine doğru giden dalıydı. Aşağıya doğru giden ise arteri gastrodoodenalis olarak isimlendirilmekteydi. Bir diğer görselde burada klinik bir durum karşımıza çıkıyor. Bakınız damar yapılarını görebilmekteyiz. Ancak bu bölümde damar yapılarının oldukça fazla olduğu bir durum karşımızda. Karaciğerde hipervaskülerite veya hipervasküler bir kitle olduğunu görebilmekteyiz. Bir başka görüntüde, radyolojik görüntüde baktığımız zaman arteria mezenterika inferiori görüyoruz. Bakınız arteria mezenterika inferior'dan sol tarafa doğru giden arteria colica sinistra olduğunu ifade etmiştik. Arteria colica sinistra. Aşağıya doğru giden arteria sigmoide isimli dalların olduğunda yine vurgulamıştık. Bir diğer dalı ise arteria rektali süperiyordu. Rektumun üst 1 bölü 3'lük bölümünün beslenmesini sağlıyor diye söylemiştik. Bu bölümde dikkat ederseniz şunları silerim. Bakınız bu arterlerin koluna paralellik gösteren bir anastomoz yaptığını ve bu anastomozda ise arteria marginalis kolye adını verildiğini söyleyebiliriz. Bakın şu bölümde arteri marginalis kolileri görebilmekteyiz. Bir başka görselde arteri mezenterika superior'a bakıyoruz. Arteri mezenterika superior'un sol taraftaki dalları özellikle jejunum ve ilium beslenmesini sağlayacak diye vurgulayacağız. Bir diğer dalları ise bir diğer dalları ise sağ tarafa doğru giden ve kolon transversuma doğru ilerleyen dalları bulunacak. Bu görselde arteria mesenterica superiorun embolisi karşımıza çıkmakta. Bu emboliye bağlı olarak damarların bir miktar görülmediğini veya o emboliden sonrasında tıkanıklıktan sonrasında görülmediğini ifade edebiliriz. Bir başka klinik tabloya bakacak olursak, bakınız burada olması gerekenden çok fazla ve bir miktar rengi de değişmiş. Burada volvulus dediğimiz kendi etrafında dönmesi. Hatırlarsanız kalın bağırsakların bir bölümü intraperitoneal, bir bölümü ise sekonder retroperitoneal yapıya sahipti. Intraperitoneal olan bölümü peritoneal tamamen kaplı olduğu için hareket etme fonksiyonu bulunacaktı. Buna bağlı olarak bu hareket etme fonksiyonundan ötürü bazen kendi içerisinde kıvrıl, kıvrılabilecek ve volvulus dediğimiz klinik tabloyla karşılaşabileceğimizi ifade edebiliriz. Şimdi bu bölümdeki sinir yapılarına bakmadan önce sinir sistemi ile ilgili bir genel ifadeleri hatırlamaya çalışalım. Hatırlayacağınız üzere sinir sistemi bir otonom bir de somatik sinir sistemi olmak üzere iki ana gruba ayrılacak. Otonom sinir sistemi de bazı kaynaklarda 3 bazı kaynaklarda ise 2 alt gruba ayrılacak. Şu an için 2 alt grup gibi varsayabiliriz. Sempatik ve parasempatik sinir sistemi şeklinde iki alt gruba ayıracağız. Yine bunları hatırlıyorsunuzdur. Sempatik sinir sistemi vücudu acil durumlara karşı hazırlayan sistem. Parasempatik ise enerji depolayan, sindirim sistemindeki salgıları, peristaltik hareketi arttıran, defekasyon ve miksiyonun sağlanmasını aracılık eden, sağlanmasını aracılık eden sistemdir. Bu görselde bakınız beyin ve medulla spinalis yapılarını görmekteyiz. Otonom sinirlerde ayrıca bahsetmiştik zaten sempatik ve parasempatik sinirlerin kaynaklandığı yerler, köken aldığı yerlerde farklılık bulunacak diye söylemiştik. Parasempatikler kraniyel sinirlerde bulunacak. Aynı zamanda sakral 2, 3 ve 4. spinal sinir segmentlerinde yer alacak demiştik. Şu an için biz sindirim sistemine odaklanıyoruz. Sindirim sistemine gelen parasempatikler kraniyeller içerisindeki 4 tane kraniyel sinirin sadece nervus vagus isimli kraniyel siniriydi. Dolayısıyla bunlardan nervus vagus Aşağıda ise sakral 2, 3 ve 4 medulla spinal segmentlerinden gelen parasempatikler kalın bağırsaklara veya sindirim sistemine gidecek. Sempatik sinir sisteminin köken aldığı seviye ise torakal 1 ile lumbar 2-3 segmentleri arasındaki bölümler diye ifade etmiştik. Dolayısıyla sempatik ve parasempatik sistemlerin sindirim sistemine nasıl geldiğini kavramış olduk. Bir daha hatırlayacak olursak parasempatik lifler nervus vagustan sakral 2-3 ve 4. final sinir segmentlerinden çıkacaklar. Bunlar Nervus Splanchnis Pelvis olarak ifade edilecekler. Geçiş hattı veya bu hiza ise Nervus Vagus ile Nervus Splanchnis Pelvis'in hizası ise kolon transversunu sağ 2 bölü 3'lük kısmı olarak söyleyebiliriz. Sempatik sinir sistemi ise Torakolumbal sinir sistemi olarak da ifade edilebilir. Bunun nedeni Torakal 1'den Lumbal 2 bazı olgularda ise lumbal 3 seviyesine kadar olan medulla spinalis segmentlerinden köken alması. Dolayısıyla tüm vücuda bu bölümden sempatiklikler ilerleyecek tüm vücuda gittiği için zaten sindirim sistemine de bu bölümlerden ilerleyecek diye söyleyeceğiz. Trunkus sempatikus oluşturacak bu yapılar. Ardından bakın şu bölümde gördüğümüz trunkus sempatikus şöyle düzeltelim. Trunkus sempatikus yapılarını görebilmekteyiz. Bunlardan çıkan nervus splanchnicus major minor ve imus isimli dallar yer alacak. Bunlar sindirim sistemine doğru ilerleyen dallar olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla sindirim sisteminin sinirlerine odaklandığımız zaman bu lifler hem parasempatikten hem de sempatik liflerden gelen. Bu lifler karın boşluğunda da yer alacaklar. Bu bölümlerde plexus yapılarını oluşturacaklar. Bu plexus yapılarının oluşumunu sağlamak için Sempatik lifler, nervus splanchnicus major minor ve imus ve nervus splanchnicus lumbalis olarak ifade ettiğimiz lifler. Parasempatik lifler ise nervus vagus ve nervus splanchnicus pelvis olarak, bakın uçta nervus vagus, sakral 2-3-4'ten çıkanlarda nervus splanchnicus pelvis olarak ifade ettiğimiz sinirler. Bunlar da parasempatik lifleri oluşturacaklar. Ardından bu yapılar, plexus yapılarını oluşturacak ve plexuslar üzerinde ganglion yapıları bulunacaklar. Örneğin plexus çölyakus. Bu bölümde bulunan ganglion çölyakumu göreceğiz veya plexus mezenterikus superior, plexus mezenterikus inferior, plexus hipogastrikus superior ve inferior yapılarını göreceğiz. Bunlar sindirim sisteminin sinirler olarak karşımıza çıkacak. Bakınız bu görselde plexus çölyakus ve plexus çölyakus üzerinde bulunan ganglion çölyakumu göreceğiz. Bunlar arterlerle beraber organlara doğru ulaşacaklar. Plexuslar içerisinde ganglion yapıları yer alacak. Bir başka görselde yine plexus çölyakusu görebilmekteyiz. Hemen alt tarafında plexus mesentericus superior göreceğiz. Yine kendisiyle birlikte aynı isimli arteri eşlik edebileceğini söyleyeceğiz benzer şekilde plexus mezenterikus inferior da arteri mezenterikus inferior'a eşlik edecek. Bu sindirim sistemi kanalının sinirlerine baktığımız zaman bağırsak duvarında bu sinirlerin nasıl bir yerleşime sahip olduğunu görebileceğiz. Dikkat ederseniz bu görselde periton yapısı karşımıza çıkmakta. Şöyle göstermeye çalışalım. Dolayısıyla bu bölümün intraperitonel bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Burada bağırsak duvarına baktığımız zaman çeşitli tabakalardan oluşacak. En işte mukoza tabakası. Onun hemen dış tarafında submukoza yer alacak. Daha sonra tunika muscularis olduğunu görebileceğiz. Tunika muscularis de sirküler ve longitudinal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Onun da dış tarafında tunika seroza ismini verdiğimiz bir tabaka karşımıza çıkacak. Ve bu tabakaların arasında sinir yapıları dikkatimizi çekecek. Bunlardan dikkat ederseniz tunika musküler iki tabakasında olduğunu söyledik. Longitudinal ve sirküler her iki tabakanın arasında bulunan plexusa plexus myentericus veya aurbeck plexus adını vereceğiz. Submukoza ile tunika muscularis yani kas tabakası arasındaki yapıya ise plexus submukozus veya meissner tabakası adını vereceğiz. Dolayısıyla İndirim sistemine şöyle bir baktığımız zaman parasempatik lifler nervus vagus'tan kolon transversum'un sağ 2 bölü ışık bölümüne kadar gelecek. Daha sonrasındaki bölümün parasempatik lifleri ise nervus splanchnis pelvis tarafından innerve olacak diye söyleyeceğiz. Burada kanalis analisin bölümünde kanal analis bölümünde istemli bir fonksiyona sahip olan muskulosfinkter hani externus bulunacak. Bunu da somatik sinir sisteminin inerve ettiğini ifade edeceğiz. Bir klinik durumla karşılaşabileceğiz. Bu sinir sistemiyle alakalı olan bir klinik durum. Aganglionik megakolon veya Hirschsprung hastalığı ismini verdiğimiz tablo karşımıza gelebilecek. Burada durum şu. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz sinir liflerinden bir kısmı bulunmayabilir. Bazı hastalarda özellikle yeni doğanlarda bulunmayabilir. Bu sinir liflerinin fonksiyonu lümenin genişlemesini sağlamak. Bulunmadığı durumda lümen oldukça dar bir yapıya sahip olacak. Aganglionik mezek kolon dediğimiz durumda bu seviyelerde sinir liflerinin bulunmadığı seviyelerde oldukça dar olacak. Bunun daha ön tarafında ise normal inervasyon sağlanan bölümünde ise kolon genişleyecek. Çünkü ardından bir tıkanıklık olduğu için bu bölüm genişleyecek. Bu hastalığa aganglionik megakolon adını vereceğiz.